Huhu, değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar. Evet, çarpanları ayırma devam ediyor. Çarpanları ayırma devam ediyor. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Sen hangi ayda izliyorsun bu videoyu bilmiyorum ama arkadan öyle bir kitle geliyor ki böyle yardıra 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 geliyor. Selim Hoca'nın kampı böyle gümbür 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 büyüyen bir kitleyle devam ediyor. Çünkü en iyisi olduğunu farkına varıyor herkes yavaş yavaş. Hadi bakalım. Şimdi çarpanlara ayırmada geldik tam kare açılımlarına. Tam kare açılımı yine bizim için çok önemli. Nerede önemli? Parabolde önemli. İşte ikinci dereceden denklemlerde önemli. Aslında bu tam kare durumunun ikinci dereceden denklemlerde de bir karşılığı var. Burada neyin ne olduğunu göreceğiz şimdi. Hazır mısın? Hazır mısın bakalım? Şş, ne zamandır bir gülücü kalmadık ya. Yüzler somurtuk mu? He? Yüzler somurtuk olmasın. Bu arada ya bu gözlerimin altı çöktü. Bir zayıflayınca gözlerimin altı çöktü. Herkes hocam çok yorgun gör. Yorgunuz tamam yorgunuz. Sürekli video çekiyoruz. Işıklar bizi böyle kör ediyor ama böyle enerji doluyuz yani. Enerji doluyuz. Sen de enerji dolu ol. Bu işi bitirek. Haydi bakalım. Hazırsan benimle konuşa konuşa. Sohbet ede ede. Tamam mı? Aynı böyle yanında bir hoca varmış gibi, özel ders hocası varmış gibi. Selim Hoca özel derste. Hadi gel bakalım. Şimdi tam kare açılımı nedir? Nedir tam kare açılımı? Söyle bana. Şu ekranı bir tık şöyle çevireyim, şöyle de aşağıda indireyim. Heh. Şimdi tam kare açılımı dediğimiz nedir? Nedir tam kare açılımı? Bir şeyin parantez karesi. Buna ne diyoruz? Tam kare tam kare. İkili de olabilir, üçlü de olabilir. Yani bize verilen ifadenin karesi parantezin üstünde kare varsa biz buna tam kare açılımı diyoruz. Tabi iki terim veya üç terim toplam durumunda olacak. Şimdi mesela x artı y'nin karesi. Ne demek bu aslında? x artı y ile x artı y'yi yan yana yaz. Ne yapıyor? Çarp diyor. Yani bunun Ezberleyeceğiz bunu biz tamam mı zaten önceden beri biliyorsun birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ikincinin karesi bak birincinin karesi ne yapıyor x kare tamam bak şuna şunu çarpıyorum x'ye bunda bunu da çarpıyorum x'ye iki tane x'ye'yi toplayınca iki x'ye yapıyor işte ne diyoruz biz buna birinci ile ikinciyi çarp sonra iki katını al artı ikincinin karesi y kare tamam. Şimdi bir de aradaki işaret eksi olduğunda ne yapıyoruz? Gel bakalım x eksi y'nin karesi. Bak birincinin karesi x kare. Birinci ile ikinciyi çarpınca eksi x y yapıyor. İki katı eksi 2 x y Sonra ikincinin karesi eksinin karesini artıya aldığımız için y kare. Yani eksi olduğunda sadece şuncuğun işareti değişiyor. Buna tam kare açalım diyoruz. Hadi şimdi şöyle ikilileri bir yapalım ondan sonra üçlününkini de göstereceğim. X artı üçün karesi. Hadi sen söyle kendin yap hadi. Birincinin karesi x kare. Birinciyle ikinciyi çarptım ne yaptı? 3 x. İki katını aldım artı 6 x. İkincinin karesi 9. X eksi 2 y'nin karesi. Birincinin karesi x kare. Birinci ile ikinciyi çaptım Eksi 2 x'ye. İki katını aldım. Eksi 4 x'ye yaptı. İkincinin karesi. Eksi 2 y'nin karesini aldığım zaman. 2'nin karesi 4. Y'nin karesi y kare. Şimdi bu ifadeler çok karşımıza gelecek. Dikkat et. Birincinin karesi x kare. Sonra iki katı birinci çarpı ikinci. Bakın bunlar da biri birinin takla atmış hali ise şunlar birbirlerini götürecek. Birazdan soruların içerisinde çok karşımıza çıkacak. Artı İkincinin karesi 3'ün karesinden 9 bölü aşağıdan x'in karesinden x kare gelecek. Bakın ne eşit oldu burası? x kare artı 9 bölü x kare bir de 2 ile 3'ün çarpımından artı 6 geldi. Bu çok karşımıza gelecek. Hadi buna bakalım şimdi kök x artı kök y'nin karesi. Şimdi birincinin karesini aldığım zaman kök x'in karesi x yapar. Birinci ile ikinciyi çarpıp iki katını alacağım. 2 çarpı bunları aynı kök içerisinde çarpabilirim x y oldu kök içerisinde artı ikincinin karesinden de y geldi. Bu ikililerin açılımları. Şimdi üçlüler. Şimdi üçlünün mantığı da aynı arkadaşlar. Şimdi burada yine birinci, ikinci, üçüncü var. Bak şöyle yapıyorsun. Birincinin karesi, ikincinin karesi, üçüncünün karesi. X kare, Y kare, Z kare. Şimdi burada birinci ile ikincinin çarpımının iki katı demiştik ya. Buraya artı ikiyi koyuyorsun. Birinci ile ikinciyi çarpıyorsun önce bak. Birinci ile ikinciyi. Sonra birinci ile üçüncüyü çarpıyorsun x'e. Sonra ikinci ile üçüncüyü çarpıyorsun y'z. Hocam bunların işaretini kim belirliyor? Bak mesela şöyle olsaydı x eksi y eksi z'nin karesi. Şimdi dikkat et. Yine şunu yaz. Birincinin karesi x kare. İkincinin karesi y kare. Üçüncünün karesi z kare. Hemen sonra artı ikiyi yaz parantez aç. Dikkat et. Birinciyle ile ikinciyi çarptım işaretleriyle beraber. X çarpı eksi y ne yaptı? Eksi x yani işaretlerini kendileri belirliyor. Bir kural yok. X ile eksi z'yi çarptım. Eksi x z yaptı. Sonra eksi y ile eksi z'yi çarptım. Artı y z. Yani oradaki terimleri birbirleriyle çarpıp iki katlarını aldım. Hadi gel bakalım şurayı yapalım. Hocam x eksi 2 y artı z'nin karesi. Birincinin karesi x kare. İkincinin karesi eksi 2 y'nin karesi artı 4 y kare. Üçüncünün karesi z'nin karesi artı 2 parantezinde. Birinci ile ikinciyi çarptım. Eksi 2 x yaptı. Birinci ile üçüncüyü çarptım. Artı x z yaptı. Sonra bak ikinci ile üçüncüyü çarptım. Biri eksi biri artı olduğu için eksi 2 y z'ye eşit oldu. Hadi bunu sen yap bakayım. Çabuk çabuk çabuk. Birincinin karesi 4x kare. İkincinin karesi y kare. Üçüncünün karesi 4z'nin karesi. Artı 2'yi yazdım açtım parantezimi. Birinci ile ikinciyi çarptım. işaretine dikkat. Eksi 2xy. Birinci ile üçüncüyü çarptım. Eksi 4xz. Sonra ikinci ile üçüncüyü çarptım. İkisi de eksi olduğu için artıya dönüştü. 2yz olmuş oldu. İşte tam kare açılımlarımız bunlar. Anladın değil mi? problem yok. Hemen o zaman çıbıcık çabıcık çıbıcık sorularına başlıyoruz. X artı y'yi vermiş. X çarpı y'yi vermiş. X kare y kare. Standart bir soru. Kareye geçiş yapabilmem için bunun her iki tarafının kareciğini alırım. Bak x artı y'nin parantez karesi bu tam kare açılımı. Hemen yapalım. Ne gelir sol taraf? Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 2xy. y. artı ikincinin karesi y kare eşittir 25. Bak soruda bana x çarpı y'yi söylemiş mi? Söylemiş. 7 kardeşim bu demiş. 2 ile çarptım burası ne yaptı? 14. 14'ü karşıya alınca x kare artı y kare toplamının 11 olduğunu buldum. 22. sorumuzun cevabı C şıkkımız efendim. Geldim şimdi 23. sorumuza. Şimdi bu 23. soruyu ikinci dereceden denklemlerde de yapacağız. İkinci dereceden denklemlerde bir ifadenin tam kare olma şartı bir hatırlayanlar için söylüyorum delta'nın eşit sıfır olması. Yani b kare eksi 4ac eşittir sıfır. Ama burada bununla yapmayacağım soruyu. Şimdi bir tam kare ifade. Şimdi tam kare ifade ne demek? Bir şeyin parantez karesinin açılımı. Bak bir kere ne var burada? X kare. Demek ki birinci terimim X. Sonra 9 var. İkinci terimim ne? 9. Şey 9. 9 neyin karesi? 3'ün. Sadece ben buradaki işaret artı mı eksi mi bilmiyorum. A'nın alabileceği değerler toplamları diyor. Bak o zaman burası x artı 3'ün karesinin açılımı olsaydı ne olurdu? x kare artı 6 x artı 9 olurdu. x eksi 3'ün karesinin açılımı olsaydı x kare eksi 6 x artı 9 olurdu. Yani benim şuradaki sayım işaretiyle beraber ya 6 x'e eşit işaretiyle beraber ya da eksi 6 x'e eşit. O zaman 6x olabilmesi için içerinin şuranın ne olması lazım? 6x olabilmesi için. Bak önünde eksi var. Yani a artı 2'nin eksi 6 olması lazım. Diğer durumumuzda a artı 2'nin neye eşit olması lazım? Artı 6. Burası için a dediğimiz eşittir. Eksi 8. Burası için a dediğimiz 4. A'nın alabileceği değerler toplamları ne oldu? Eksi 4. 23. sorumuzun doğru cevabı aşık. Aha da tam karenin bıyıklılarından gelsin bakalım. Gel gel gömçürelim soruyor. Çevresinin uzunluğu 32 metre olan dikdörtgen şeklindeki bahçenin A ve C köşeleri arasındaki uzaklık 12 metreymiş. Neresi? A ile C bak. A ile C köşelerin arasındaki uzaklık 12 metreymiş. Ha, bak burası X ise Burası da x'tir değil mi? Pisagor bağıntısı dikdörtgen dediği için. Yani burada aslında Pisagor bağıntısında bize x kare artı y karenin 12'nin karesine yani 144'e eşit olduğunu söylemiş. Şuradaki dik üçgenden Pisagor yaptım. Çevresinin uzunluğu 32'ymiş. Çevresine eşit dikdörtgenin 2x artı 2y'ye eşit. O zaman bu 32 her iki tarafı 2'ye böldüğümde verilen bilgide x artı y'nin 16 oldu. Gömçür soruyu şimdi. Bahçenin alanı nedir? Bahçenin alanı neye eşit? x çarpı y. Yani bana x artı y'yi vermiş. x kare artı y kareyi vermiş çarpımlara. İki önceki çözdüğümüz sorunun birebir aynısı. x artı y eşittir 16. Buradan kareye geçiş yapabilmem için her iki tarafın neyini alıyorum? Karesini alıyorum. Hemen söyle bana bu taraf ne oldu? X kare artı 2XY artı Y kare oldu. Hemen 16'nın karesini aldım. 256 olmuş oldu. Hadi şimdi bildiklerimizi yapıştıralım. Neyi biliyoruz? X kare artı Y karenin kaç olduğunu biliyorduk. 144. Hemen 144'ü karşıya eksi olarak attım. 2XY eşittir. Buradan 2. Buradan 1. Buradan 1. 112 oldu. Her iki tarafı 2'ye böldüğümde 56 cevabına ulaştım. Zaten soruda onu istiyor bizden. 24. sorumuzun doğru cevabı D şıkkı. Şimdi 25. Şimdi burada sana çok ayrıntılı bir şey anlatacağım. Çok gelecek. Bütün soru bankalarında gelir bu soru kalıbı. Şimdi bu soru kalıpları karşına geldiğinde ne yapacaksın? Şimdi sana şu yukarıda bir şey gösterdim. Tam kare açılımlarında bak şöyle bir sayı ve biri x aşağıya indi x'li 3 bölü x karesini alınca birinci ile ikincinin çarpımında bunlar birbirlerini götürüyordu. Bak ne geliyor x kare bak x kare bunun karesi bir de bunun karesi 9 bölü x kare yanına bir de sabit sayı geliyor. He. Şimdi bu sorularda ne yapacaksın onu anlatacağım. Şimdi soruya bak x artı 1 bölü x'i vermiş önce şuna bak. Şimdi şuna bak bu neyin karesinin açılımından gelir diye söyle. X kare neyin karesidir? X'in. 1 bölü X kare neyin karesidir? 1 bölü X'in. İşte benim bunu bulabilmem için ya X eksi 1 bölü X'in değerini bilip karesini almam lazım. Ya da X artı 1 bölü X'in değerini bilip karesini almam lazım. Yani önce neyin karesi lazım sorusunu sorarsan kolay. Mesela soru sana şunu soruyor. X kare artı 25 bölü x kareyi bul dedi mesela. Bu sorudan bağımsız söylüyorum. O zaman bu sorunun çözümünü bulabilmem için bana ne lazım? Bu x. Bu neyin karesi? 5 bölü x'in karesi. Aradaki artı da olabilir, eksi de olabilir. Bunun değerini biliyorsan bunun değerini bulabilirsin. Şimdi bak bana x artı 1 bölü x'i söylemiş 5. Hemen eşittir 5 diyorum. O zaman her iki tarafın neyini alıyorum şimdi? Karesini. Birincinin karesi x kare. Birinciyle ile ikinciyi çarpıyorum. Bak biri x biri 1 bölü x iki katını aldım. Sonra ikincinin karesi 1 bölü x kare eşittir 25. Bitti olayım şimdi. Bak şunlar birbirlerini götürdü. Şurası 2 iki yaptı. 2'yi karşıya salladığımda x kare ile 1 bölü x karenin toplamı 23 oldu. 25. sorumuzun cevabı C şıkkımız. Bu kadar basit. Şimdi 26. soruya gel. Dediğimi yaparsam bu soruyu kolay çözersin. Bak neyi sorduğuna bak. X kare artı 4 bölü X kare. Şimdi bu X kare neyin karesi? X'in. 4 bölü X kare neyin karesi? 2 bölü X. Yani ben bunu bulursam. Arada artı da olabilir eksi de. Bunu bulursam eğer bu sorunun cevabını bulurum. Şimdi soruya gel. Bana X artı 2 bölü X veya X eksi 2 bölü X lazım. Şimdi soruyu yazıyorum. X kare eksi 4 X artı 2 eşittir sıfırmış. Şimdi yukarıda hazır vermişti. Burada yok. İpucuna bak. İpucunu şuradan al. 2 bölü x lazım. 2'yi gördün mü? O zaman bu 2'nin altına x getirmeliyim. Bu ifadenin hepsini, hepsini, hepsini x'e bölüyorum. x kare bölü x ne yaptı? x. Eksi 4 x bölü x götürdü. Eksi 4. Burası artı 2 bölü x. Bak 0 bölü x de 0'dır. At şunu karşıya şimdi. Bak x artı 2 bölü x eşitmiş 4'e. Bak aradığımı buldum. Şimdi o aradığımın her iki tarafının neyini alacağım? Karesini alacağım. Olayı bitireceğim. Hadi bakalım. Birincinin karesi x kare. Birinci ile ikincinin çarpımı iki katı. Bu birinci. Bu ikinci. Artı ikincinin karesi 4 bölü x kare. Karşı tarafta da 16 var. Bak şimdi şunlar birbirlerini götürdü. Şurası 4 yaptı. Gömçürdüm 4'ü karşıya. x kare artı 4 bölü x kare eşittir 12 oldu. 26. sorumun cevabı B şıkkımız. Önce soruda neyi bu nereden gelir diye sor kendine. <laughs> bu nereden gelir sorusunun cevabını bulduğunda yukarıdaki verilerin içerisinde onu ara. Tamam mı? 26 B şıkkımız olmuş oldu. İlerledim bak şimdi 27'ye. Burada daha iyi anlayacaksın şimdi. Bir ifade vermiş bunu soruyor. Şimdi bak ben bunu bulabilmem için bana ne lazım sorusunu sor. Bu neyin karesi söyle bana? X eksi buydaki, 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 buydaki ya? Bu neyin karesi? 9 neyin karesi? 3'ün aşağısı. X eksi 2'nin. Yani bana böyle bu lazım. bak X eksi 2 olacak. Sonra 3 bölü X eksi 2 olacak. Aradaki işaret ya artı ya eksi. Şimdi bakıyorum soruda bu var mı? Bak 3 bölü X eksi 2 var. Ama burada X var. Bana ne lazım? X eksi 2. O zaman ne yapıyorum biliyor musun Buradan da 2 çıkarıyorum. Buradan da 2. Yani soru şöyle oldu şimdi. X eksi 2 artı 3 bölü x eksi 2. 5'in ikisi gitti 3. Artık bitti işim. Şimdi ne yapacağım? Hem sağın hem solun karesini alıyorum. Tamam mı? Bak ne lazım sorusunun cevabını sorarsan iş biter. Şimdi birinci dediğim şu. Birincinin karesi x eksi 2'nin karesi. Artı 2 çarpı birinci x eksi 2 çarpı ikinci 3 bölü x eksi 2 artı ikincinin karesi 9 bölü x eksi 2'nin karesi. Eşittir. Karşıda da ne vardı? 3 vardı. 9. Bak şimdi şunlar birbirlerini yine götürdüler. Burası 3 ile 2'nin çarpımı kaç yaptı? 6. O 6'yı eksi olarak karşıya attığımız zaman 3. Bak benden istenilen ifade toplamları 3'e eşit oldu. 27. sorumuzun doğru cevabı da B şıkkımız oldu. Tamam mı? Anladın değil mi? Hadi bakalım şimdi 28. Şimdi bu 28. soru başa bela bir soru. Mantığını bilmeyenler bu soruda ıkınırlar böyle. Ee, hocam yukarıdaki anlattıklarınıza benzemiyor deyip kızarlar. Ve böyle soru bankalarında da çarpanlara ayırmanın trikli sorusudur bu. Nasıl? Trikli soru. Şimdi inceleyelim. Bize x eksi 4 bölü x'i vermiş 17'ymiş bunu soruyor. Onu nasıl bak yukarıdakilere çok benzemiyor. Şimdi ama bir kalıp sorudur. Öğrendiğinde de yaparsın. Şimdi bunun yanına işaret koy. Böyle bir soru geldiğinde soruda ne kullanacaksın biliyor musun? 2 kare farkı kullanacaksın. Hocam 2 kare farkı burada ne var? Böyle bir soru geldiğinde bir özdeşlik kullanacağını bil. Şimdi ipucuyu sana yine şu verecek. 4, 4, 4, 4, 4. Şimdi 4. Karşıda ne var? 17. Ne yapacağım biliyor musun? x eksi 4 bölü kök x burada kalsın. Tamam mı? Eşittir. Şuradaki 17'yi ne yapacağım biliyor musun? 16 artı 1 diye ayıracağım. Hocam bunu niye yaptınız? 16 4'ün karesi çünkü bak yakala. Şimdi ne yapacağım? 16'yı bu tarafa eksi 4 bölü x'i bu tarafa alacağım. 16'yı bu tarafa aldığım zaman x eksi 16 yaptı burası. Burası da 1 artı 4 bölü kök x yaptı. Tamam hocam şimdi ne yapacağım? Şimdi 2 kare farkı. Hocam bir şeyin karesi yok var. Şuradaki kök x x neyin karesi bak. Kare kök x'in karesi. Zaten kare köke geçiş yaptırıyor bana. Eksi 16 neyin karesi? 4'ün karesi. Bak burada da ister payda eşit ister şimdilik dursun. 1 artı 4 bölü kök x. Hadi şimdi sol tarafa 2 kare farkı uygula. Kare kök x eksi 4 çarpı. Kare kök x artı 4 burası. Hemen payda eşit dedim burada da. Karekök x artı 4 bölü karekök x gördün mü? Karekök x artı 4'ler eşit götürdü. Şimdi ne çıktı karşıma? Karekök x eksi 4 eşittir 1 bölü karekök x oldu. Hocam hala cevap gelmedi? Geldi. Sadece içler dışlar yapacağım. Şununla şunu çarpıyorum. Kök x ile kök x'in çarpımı x yaptı. Eksi 4 ile kök x'in çarpımı eksi 4 kök x yaptı. Karşısı da 1. Bak sorudaki sorulan 1. Sınavda böyle bir soru gelir mi? Gelmez. Ama soru bankalarında gelir. Selim Hocan her şeyi vermek zorunda. Vermek zorunda. Ben vereceğim, sen alacaksın. Hadi bakalım. Şimdi geldik 29. Bu sorular arkadaşlar önemli. Bu sorular önemli, bu sorular önemli. Şimdi sana bir soru soracağım, bana cevap ver. Şş. Eller yukarı. Hadi bakalım. Bir cevap vereceksin bana ama soracağım içinden dil ıı, etmeyeceksin. Sesli bir şekilde cevap vereceksin. Şimdi bir sayının karesi en küçük ne değerini alır? Çabuk. Bir sayının karesi en küçük kaç olur? Eksi olur mu bir sayının karesi? Olmaz. Sıfır olur mu? Olur. O zaman bir sayının karesinin alabileceği en küçük değer sıfırdır. Bunu unutma. Mutlak değerin alabileceği en küçük değer o da sıfırdır. Çünkü pozitif sonuçları. Ya, ya pozitif ya sıfır. O zaman gel. Şimdi sana bir ifade vermiş. İfadenin alabileceği en küçük değeri soruyor. Şimdi yola çıkalım. Mesela x eksi 2'nin karesi ifadesinin en küçük değeri kaçtır? Sıfırdır. Peki x'e kaç değerini verirsem olur bu? 2. Yani tam kare ifadeleri en küçük yapan değeri bulmak çok kolaydır. Bak en küçük yapan değer kaçtır burayı? x'in 2 değeridir. Yani soruda sana böyle kareli mareli bir şeyler varsa en küçük değerini soruyorsa o soru tam kare yapma sorusudur. Şimdi bir geri gel. Şimdi sana bir ifade vereceğim. x kare Eksi e, 12x dedim. Tamam mı? Eksi 12x dedim. Bu ifadeyi yanına da artı 18 yazdım. Bu ifadeyi bana tam kare yap dedim. Dikkat et. Şimdi tam kare yapma mantığı şurayla alakalıdır. X kare neyin karesidir? X'in. Şimdi eksi 12. Eksi 12'nin yarısını söyle bana. Eksi 6. Bak buna böyle yapacaksın. Bu bunun karesinin açılımından gelir. Niye yarısını aldım? Çünkü ile ikinciyi çarpmış. İki katını almış. İkiye bölme mantığı o iki katını yok etme. Şimdi o zaman burası ne yapıyor bak. X kare eksi 12x artı 36 yapıyor. Hocam bizimkinde 18 vardı. O zaman bu ifadeyi 18'e dönüştürebilmek için yanına ne yazacağım? Eksi 18. Yani bak şunu yaptım aslında. Bunlar birbirlerini götürecek 18. Yani bir ifadeyi tam kare yapmanın yöntemini anlattım. Şimdi burayı da yapalım hadi. İfadesini alabileceğin küçükler. Önce şuna bak. X kare var. Y kare de var. Yalnız başına x'li ve yalnız başına y'li var. Ha. Bu ne anlama geliyor? Şöyle x y'li falan bir şey olsaydı ben x ile y'yi aynı parantez içerisine koyup bunun karesi diyebilirdim. Ama burada bu yok. Şu var burada bak. X kare var. Artı 6x var. Sonra artı y kare var. Eksi 4y var. Bir de artı 21 var. Şimdi... Şurayı tam kare. Neyin karesinden gelir bu söyle bana? Hocam buradaki x kare x'in karesi. Hemen şunun yarısını al bana artı 3. x artı 3'ün karesinden gelir bu. Açık halini söyle bana şimdi x kare artı 6 x artı 9. Ama burada artı 9 yok. O artı 9'u yok edebilmek için yanına eksi 9 koydum. Bak o 9'lar götürecek buna eşit olacak. Hadi burayı sen söyle şimdi. Burada y kare var. Y neyin karesi? Y'nin. Y kare Y'nin karesi. Hemen şunun önündekinin yarısını al. Eksi 2. Hop. Bu da bunun karesinden gelir. Açık halini söyle şimdi bana. Y kare eksi 4 Y artı 4. E bende fazlalık artı 4 var bu açılımda. Onu yok edebilmek için. Eksi 4 dedim. Bir de sorunun kendi 21'i var. İşte bu ifadenin alabileceği en küçük değeri soruyor. Yaz şimdi. X artı 3'ün karesi artı. Y eksi 2'nin karesi. Sayılara bak şimdi. Şurası ne yaptı? Eksi 13. 21'in 13'ü gitti. Artı 8. İşte bu ifadenin alabileceği en küçük değer nedir? Nedir? Burayı sıfır yaparım. X e eksi 3 veririm yani. Burayı sıfır yaparım. Alabileceği en küçük değer 8'dir. En küçük yapan X ve Y değerleri nedir deseydi? X'imiz eksi 3. Y'mizde 2 diyecektik. İşte böyle kareli, mareli sorularda en küçük değeri soruyorsa tam kare yapacaksın. Tamam mı? Anladın değil mi mantığını? Tam kare yapmak önemli. O ortadakinin yarısı. Sonra gelen fazlalığı ayarla. Hadi bakalım 30. soru. Diyor ki, diyor ki, diyor ki x eksi y eksi z'yi vermiş bize. Sonra birbirleriyle çarpımlarını vermiş kareleri. Üç terim kare formülü. Bak kareye geçiş yapabilmek için bunun her iki tarafının bir kere karesini aldım. Hadi söyle bunun karesi bana. Birincinin karesi x kare, ikincinin karesi y kare, üçüncünün karesi z kareye artı iki çarpı. İçeriye dikkat şimdi. X ile eksi y'yi çarptım. Eksi x y. Tamam. X ile eksi z'yi çarptım. Eksi x z. Sonra eksi y ile eksi z'yi çarptım. Artı YZ yaptı. İşte karşının da karesini aldım. Burası 25'miş. Şimdi aşağıdaki verilen bilgiye bak. XY, XZ, y, YZ. Bak şuranın eksiyle alınmış hali. Yani bunu eksiyle çarparsan iki tarafını da bu içerideki. Yani bu içerideki neye eşitmiş? 2'ye değil. Eksi 2'ye eşitmiş. 2 ile eksi 2'yi çarptım. Eksi 4. Bu eksi 4 karşıya artı olarak geçtiği zaman 29 yaptı. Sorumun cevabı karşımda. 30. sorumuzun doğru cevabı. C şıkkımız olmuş oldu. Tamam mı? Tam kare açılımlarını bitirdik. Şimdi öğrencilerin başının belası olan bir bölüme geldik. Küp açılımları. Arkadaşlar küp açılımları da çarpanları ayırma konusunun içerisinde önemli bizim için. Bilirsen güzelce yaparsın. Ee, mesela tam küp açılımını binom mantığıyla da yapabilirsin. Ama burada mantığını da anlatacağım. Hadi gelelim önce bize her yerde karşımıza gelecek olan önce... İki küp toplamı ve iki küp farkı. Bak iki küp toplamı iki küp farkı ne? Bir sayının kübü artı ve bir sayının kübü daha var. Veya eksi de olabilir. Yani gidip de şu değil. X artı Y'nin kübü değil. Buna tam küp açılımı diyeceğiz. Bir sonraki maddemiz o. Tamam mı? Yani parantez küpü değil. Şimdi böyle bir şey geldiğinde nedir? Neye eşittir? Söyleyeceğim şimdi. Bir kere küpleri görme önce. Tamam mı? Görme. Küpleri yok gibi yaz bunları. İşareti aynı. Bak x artı y. Küp yok gibi. Sonra tam kare açılımını söyle bana. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. ikincinin karesi. Tam kare açılımının iki katı olmayan hali. Yani x kare var. X, Y var. iki katı yok sadece. Sonra Y kare. Hocam peki işaretleri ne olacak? Ne olacak biliyor musun? Eğer buradaki artıysa artı ile başlayacaksın. Kendi işaretiyle başlıyorsun. İkinciye eksi gelecek. Üçüncüye artı gelecek. Artıysa bu. Hocam eksi ise nasıl olacak? X küp eksi y küp. Bak yine kendi işaretiyle başlıyor. X eksiye tam kare açılımının iki olmayan halini yaz. X kare x y y kare. Eğer burası eksi ise eksi ise bundan sonrakilerin işaretleri artı. Tamam mı? Yani olduğu gibi başlatıyorsun. Sonra Ta ikinci işaret bizim işaretimizin ters işareti. Artı ise eksi eksi ise artı. Tamam mı? Buna ne diyoruz? İki küp toplamı iki küp farkı. Burada zaten anlattım. Sadece A'lı B'li yazıyor. Şimdi uygulamalarımıza gelelim. X küp artı bir en çok karşımıza gelecek olan. Birin küpüdür değil mi bu? Hemen birinci sayı X ikinci sayı bir burada. X artı bir tamam çarpı birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımı. X iki katı yok sadece bir. Eğer artıysa Şuranın ilk işareti eksi. ikinci işareti artı bu. En çok bu çıkacak karşımıza. X küp eksi 1. 1, 1'in küpüdür. O zaman x eksi 1 ile başlayacak. Çarpı sonra x kare artı x artı 1. Eğer burası eksi ise buranın alayı artı. 8 var. 8 neyin küpü? 2'nin küpü. Bak birinci sayım 2. Iki, x ikinci sayım 2. Iki. Hadi yaz bakalım o zaman. X eksi 2 çarpı birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımı 2x. Iki Sonra ikincinin karesi 4. Buradaki işaret eksi ise buradaki işaretlerim ne olacak? Artı. Şimdi bir tık değişikleri. 27 üzeri x. Hocam bu bir şeyin küpü değil. 8 üzeri x bu da bir şeyin küpü değil. Ama şöyle bir şey var bak. Burası 3 üzeri x'in üçüncü kuvvetidir. Yani 27 üçüncü kuvvetidir. Burası da 2 üzeri x'in üçüncü kuvveti. Yani burada birinci sayı dediğim 3 üzeri x, ikinci sayı dediğim bu. Hadi başla o zaman. Birinci sayı eksi ikinci sayı. Tamam. Sonra birinci sayının karesini alıyorum. 3 üzeri 2x. Birinci sayıyla ikinci sayıyı çarpıyorum. 3 üzeri x çarpı 2 üzeri x. Sonra ikinci sayının karesini alıyorum. Ne geldi? 2 üzeri 2x geldi. Bitti. Sadece işaret. Burası eksi ise buradaki işaretlerim ne oluyor? Artı. Hadi buna bakalım. Şimdi hocam 6 ise ne yapacağız? 6 3 ile 2'nin çarpımı değil mi? Burayı nasıl yazacaksın o zaman şimdi? x karenin üçüncü kuvveti artı y karenin üçüncü kuvveti diye yazacaksın. Bak iki küp toplamı. Birinci sayım x kare, ikinci sayım y kare. O zaman birinci sayı artı ikinci sayıyı yazdım. Tamam. Sonra birinci sayının karesi x üzeri 4 yaptı. Birinci sayı ile ikinci sayıyı çarptım. X kare çarpı y kare yaptı. İkinci sayının karesi y üzeri 4. İşaret burası artıysa eğer işaret artıysa artıyla başlıyorum. İlk işaretim eksi ikinci işaretim artı. Tamam mı? Önemli. Bu gelecek karşına. Ezberleyeceksin. Başka şansın yok. Hadi sorularına bakalım şimdi. 31. soruya gelmişiz. X eksi y vermiş. X çarpı y'yi vermiş. Bunu soruyor. Hadi çözelim. X küp eksi y küpün ne eşit olduğunu biliyorum ben. X eksi y çarpı x kare artı x y artı y kare. Tamam. X eksi y'nin bana 4 olduğunu söylemiş. Bak burayı biliyorum. X çarpı y'yi de biliyorum. 3. Ne lazım burayı bulabilmek için? X kare y kare. X kare y kare toplamını bulmayı tam karede anlattım ben. Her iki tarafın karesini al burada. X kare eksi 2 xy artı y kare eşittir 16 oldu mu oldu. X çarpı y dediğimizin 3 olduğunu vermiş. Hop burası eksi 6 yaptı. Eksi 6 karşıya artı 6 olarak geldi. Topladım 22. Yani x kare ile y karenin toplamı 22 oldu. E 22 burada var. 3 topladım 25. 25'i 4 ile çarptım 100. Sorumuzun doğru cevabı D. 31 Denizli. Hadi bakalım. Şimdi x artı 1 bölü x'i vermiş bunu soruyor. E ben bunu biliyorum. x küp artı sonuçta bu şurası 1 bölü x'in şöyle yazayım. x küp artı 1 bölü x'in küpüdür sonuçta bu. Hadi uygulayalım o zaman. Birinci sayım x, ikinci sayım 1 bölü x'tir. O zaman x artı 1 bölü x ile başlar burası. Sonra birincinin karesi x kare. Eksi birinci ile ikincinin çarpımı artı ikincinin karesi. Bak x artı 1 bölü x'i söylemiş soru bana. Burasının 3 olduğunu biliyorum. Şunlar götürdü. Burası 1 yaptı ama x kare artı 1 bölü x kareyi bilmiyorum. Ama bulmayı biliyorum. Hop hop. Al her iki tarafın karesini. Ne geldi? x kare artı 2 çarpı x çarpı 1 bölü x artı 1 bölü x kare Eşittir 9. Bak şunlar götürdü. Burası 2 yaptı. 2'yi karşıya aldım. XR, X kare artı 1 bölü X karenin cevabı eşittir. 7 yaptı. Bak hop burası 7. 7'nin yanında 1 de var. 8. 8 ile 3'ü çarptım. Yanlış bir şey mi yaptık? Yanlış bir şey mi? Şurası 9'du. 2 karşıya geçti. Evet. 7 yaptı. Tamam. Pardon şurası 1. Ama nasıl bir? Eksi bir. Yedinin biri gitti altı. Altıyla ile üçü çarptım. On sekiz. Otuz ikinci sorumuzun doğru cevabı E şıkkımız olmuş oldu. Tamam mı? Anladın değil mi mantığını? Hadi devam edelim o zaman. Gildik gildik gildik. Otuz üçüncü sorumuza. Neymiş otuz üçüncü sorumuz bakalım. X üzeri altı. Eksi bir. Hmm. Sonra bu var bu var. Gördün mü ne olduğunu? Bak şu bir şeyin açılımı. Neyin açılımı olduğunu görürsen soru kolay. Neyin açılımı? Bak. Birinci sayı bu. ikinci sayı bu. Birincinin karesi bu. İkincinin karesi bu. Bu da birinci ile ikincinin çarpımı. Gördün mü? Yani bu açık hali. Neyin açık hali? X küp eksi 1 bölü x küpün açık hali. Aşağısı bu. Gördün mü? Yukarıda da x üzeri 6 eksi 1 var. Bak buna istersen 2 kare farkı uygulayabilirsin. Iki, istersen 2 küp farkı uygulayabilirsin ama ben cevabı gördüm. Nasıl gördüm? x üzeri 6 eksi 1 dursun. Aşağıda bir payda eşitle hemen. Eşitledim x üzeri 6 yaptı. Eksi 1 yaptı. Bitti soru. Ters çevirip çarpınca şunlar götürecek. x küp yukarı gelecek. Sorumuzun cevabı x küp. 33 denizli. Şimdi geldik. 34 ve 35. Şimdi sorularda kitaplarda çok çıkacak. En sade hali nedir? En sade hali nedir? İşte en sade hali nedir sorularında şimdiye kadarki yaptığımız bütün özellikleri kullanıp sadeleştirip bitireceksiniz. Başka bir şey yok. Hadi bakalım iki tane bundan soru çözelim şimdi. 34. Şimdi bakıyorum buradaki ifadeye yapılabilecek tek şey var şu anda. X parantezini almak. Aldım X parantezine. X'ini alırsam burada X kare kaldı. Bunun X'ini alırsam eksi 4. Bak iki kare farkı oluştu. Bölü. Aşağıda 3 terimlinin çarpanlara ayırması var. X'de X de X'in çarpımı. Toplamların artı biri verebilmesi için burayı artı 3 ile eksi 2'nin çarpımı olarak yazdım. X artı 3 çarpı x eksi 2. Şimdi arada bölü var. Ben çarpı yapıp bunu yukarı alıyorum. İki kare farkını gördüm. x eksi 3 çarpı x artı 3. Tamam mı? Ters çevirip çarptım. Bunu x eksi 3, x artı 3 diye yazdım. Burayı çarpandan ayır. X'de x ile x'in çarpımı eksi 1 gelebilmesi için eksi 3 ile artı 2. Hadi onu da yaz. x artı 2 çarpı x eksi 3. Hadi bitirelim şimdi olayımızı sadeleştirelim. Şimdi şu x artı 3'ler birbirlerini götürdü. Bak şu x eksi 2 ile şu x artı 2'nin çarpımı x kare eksi 4 yapmaz mı? Hop 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 bunlar gitti. Ne kaldı? x eksi 3'ler sadece bir tanecik x çarpanımız kaldı. 34. sorumuzun doğru cevabı da A oldu. 35. Düzenle soruyu korkma. Korkma. x eksi 1 bölü x. Ne yapacağım buna? Payda eşitleyeceğim. Ne yapacaksın yani? Paydayı eşitledim. x kare eksi 1 bölü x oldu burası. Tamam. Bölü aşağıda da karışık kuruşuk bir şeyler var. Hemen burayı da payda eşitliyorum. Hepsini x ile bak. Burada 1 var x ile çarpıyorum. Burada 1 var x ile çarpıyorum. Buradan ne geldi? x kare. Artı buradan 1 geldi. Artı buradan da 2x geldi. Tamam. Bölü ortak paydam x. Bunu da ters çevireceğim şimdi. Bakın bölme var. Ben çarpıya dönüştürüp bunu yukarı yazıyorum. Şimdi yalnız bunu yukarı yazarken iki küp toplamı olarak x artı 1 çarpı x kare eksi x artı 1 burayı direkt yazdım bölü aşağıya yaz şimdi bunu da x kare eksi x artı 1 bak şimdi sadeleştirmeyi gördün mü şunlar götürdü ters çevirip çarpınca şunlar da götürecek şimdi x kare eksi 1 nedir x kare eksi 1 2 kare farkı x eksi 1 çarpı x artı 1 şimdi aşağıya dikkat et şuraya dikkat et oku bana x kare artı 2x artı 1 Neyin karesinin açılımı bu? X artı 1'in karesinin açılımı. Göremediysen ne yapacaksın? X ile X'in çarpımı. 1 bir ile 1'in çarpımı. Toplamları 2 veriyor. X artı 1 çarpı X artı 1. X artı 1'in karesi. Bitti. Şimdi ne oldu arkadaşlar? Bakın burası. Şunlar birer tanesi sadeleşti. Yanında çarpı şu kalmıştı unutmayalım. X artı 1. Bu X artı 1 ile de bu X kalan götürdü. X eksi 1 kaldı sadece. 35. sorumuzun doğru cevabı D şıkkımız olmuş oldum. Evet şimdi arkadaşlar geldik tam küp açılımına. Şimdi yani parantezin üstüne küp koyacağız. Şimdi bunu yaparken birazcık binom mantığını da anlatacağım. Yerli yerine otursun diye. Binomla da hazırlık olmuş olur hem. Buraya da hazırlık olmuş olur. Güzelce yaparsın. Şimdi Pascal üçgeni dediğimiz bir üçgen var. Biliyorsun değil mi Pascal üçgenini? Pascal üçgeni bir ile başlar yukarıda. Sonra burası 1, 1 böyle açılarak gider. Sonra böyle giderken şununla şu toplanır buraya yazılır. Yine burası 1, 1 diye gider. Bununla bu toplanır buraya yazılır. Bununla bu toplanır buraya yazılır. Bak burası yine 1, burası 1. 3 ile 1 toplanır 4. Şununla şu toplanır 6. Şununla şu toplanır 4. İşte bu büyük kuvvetlerin açılımlarının kat sayılarını veriyordur bana. Şimdi bak burası, burası. X artı Y'nin sıfırıncı kuvvetidir. Sıfırıncı kuvvet olduğu için 1'dir. Burası X artı Y'nin birinci kuvvetinin katsayılarını verir. Birinci kuvvetin katsayıları zaten 1'dir ikisi de. Bak burası X artı Y'nin karesinin katsayılarını verir. Söyle bana karesini. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. Bak katsayısı kaç? Bir. Katsayısı kaç? İki. Katsayısı kaç? 1. Bak bir iki bir. Yani küp açılımının da bu işte. İşte x artı y'nin üçüncü kuvvetinin açılımında. ilk terimin katsayısı bir olacakmış. İkinci terimin katsayısı 3 üç olacakmış. Üçüncü terimin katsayısı da 3 olacakmış. Son terim bir. Bu kadar. Şimdi peki terimleri nasıl yerleştireceğiz? Bak mantığını kavrarsan çok rahat çözersin. Şöyle geniş bir yerde yapayım. X artı Y'nin üçüncü kuvveti. Şimdi kat yaz. Önce bir var. Sonra 3 var. Bir daha 3 var. 1 var. Şimdi bundan sonrası çok basit. Birinci terimim x ya. X küple başlatıyorsun. Bak x küple başlatıyorsun. Sonra x'in üstünü bir azaltıyorsun burada. X kare. Sonrakinde x'in üstünü bir daha azaltıyorsun. X. Üçüncü de hiç olmuyor. Sonuncu ikinci terimim ne? Y. Bunu y küple başlatıyorsun. Bunun yanına y kare yazıyorsun. Buraya y. Veya şöyle de yapabilirsin. Hiç y yok. Y'nin birinci kuvveti var. Y'nin ikinci kuvveti, Y'nin üçüncü kuvveti. Bitti. Bundan sonrası işaret. Eğer artıysa alayının işareti artı zaten. İşte bu küp açılımı. X küp. Bak X küp artı 3X kareye 3X kareye artı 3X Y kare artı Y küp. Hocam eksi olunca bak işarete kimin karar verdiğine bak şimdi. X eksi Y'nin küpü. Kat aynı. İ2'nin kat sayısı 1. ikincinin katsayısı 3. Üçüncünün katsayısı 3. Dördüncünün katsayısı 1. Şimdi neyle başlıyorum? X küple başlıyorum. X'in işaretine Artı. O zaman kübü de artıdır. Karesi de artıdır. Kendisi de artıdır. Burada hiç yok. Şimdi bu y değil. Eksi y. Eksi y. En sonda eksi y'nin küpünü alacağım. Ne yapar? Eksi y küp yapar. Tamam mı? Burada eksi y'nin karesi alınacağı için eksisi gider artı olur. Burada eksi y direkt var. Yani işareti şu belirliyor. Bunun işe, tek bunun yani Y'nin tek kuvvetinin olduğu yerlerde bak tek kuvvetinin olduğu yerlerde işaret eksi çift kuvvetinin olduğu yerlerde işaret artı. Bak şimdi dördüncü kuvvet açılımı yapalım bir tane de hadi. Mesela bize X eksi Y'nin dördüncü kuvvetini sordu. İşte dördüncü kuvvetinin katsayıları da bunlardır. İlki bir sonra dört sonra altı sonra dört sonra bir. Neyle başlıyorum? X üzeri 4 ile başlıyorum. X'lerin üstlerini birer birer küçülterek götür. Sonra X küp. Sonra X kare. Sonra X. Burada hiç X yok. Şimdi buraya bak. Eksi Y sayım. En son eksi Y'nin dördüncü kuvveti. Çift kuvveti olduğu için işareti artı. Tamam mı? Burası artı. Bunun yanına bir küçültüyorum bak Y'yi. Sağdan sola doğru giderken veya şöyle de düşünebilirsin. Hiç Y yok. Y'nin birinci kuvveti var. Y'nin ikinci kuvveti var. Y'nin üçüncü kuvveti var. Y'nin dördüncü kuvveti. İşareti Y belirleyecek. Y eksi olduğu için Y'nin tek kuvveti olduğu yerlerde işaret eksi. Çift kuvveti olduğu yerlerde artı. Tek kuvveti olduğu yerlerde eksi. Anladın değil mi mantığını? O zaman soruyu çözebiliriz artık. Soruları şunların açılımlarını yapalım. Hadi gel bakalım. X eksi birin kübü. Birinci terim X. ikinci terim eksi bir. Ne yapıyorum? X küp. Bak birinci terimin neyi alınacak? Karesi bak şu mantık şu. Birincinin karesi çarpı ikinci. Sonra birinci çarpı ikincinin karesi. O zaman buradan ne gelecek? Ne gelecek? İsterseniz o yaptığım yöntemle de yapayım. Hadi bir iki tanesini öyle çözeyim. Şurayı sildim. Sen notlarını aldın zaten. Önce kat sayılarını yerleştir istersen. 1, 3, 3, 1. Tamam mı? Birincinin küpü x küp. Tamam mı? Sonra x kare sonra x. Eksi bir sayım var. Burada eksi 1 hiç yok. Burada eksi 1'in birin birinci kuvveti gelir. Yani eksi 1. Bir. Eksi 1'in karesi gelir burası. Yani artı bir yapar. tam çarpı ama. Sonra burası da eksi. Yani ne oldu? X küp artı 3x kare. Bunu bil tamam mı? Bu çok karşımıza gelecek. Pardon yanlış yazdım. 4 4 4 4 artı değil eksi burası. X küp eksi 3x kare artı 3x ...sonra ne geliyor arkadaşlar? Bir de eksi 1 geliyor. Yani işaret eksi olduğunda uğraşma. Eksi ise... ...ilki artı, ikincisi eksi, üçüncüsü artı. Yani bir artı bir eksi. Bir artı bir eksi diye gidiyor. Hadi şimdi x artı 2'ye yapalım. Ne yapıyorum? x küp. Hadi bu sefer hızlı yapayım. Şimdi artı olduğu için burası artı. 3 çarpı... ...birincinin karesi x kare... ...çarpı ikinci. Artı... ...yine 3 çarpı... ...bu sefer ikincinin karesi. 2'nin karesi 4... Birinciyi aynen alıyorum. X artı ikincinin küpü 8. Şimdi sadece şununla şunu çarpacaksın 6, şununla şunu çarpacaksın 12. Düzenlenmiş halini yazacaksın. Hadi buna geldim şimdi. X küp. Tamam. Sonra neyim var? Ee, i̇şaretim eksi olduğu için eksi olacak. 3'ü Birin, koydum. Birincinin karesini aldım. X kare. İkinciyi olduğu gibi yazdım. Eksi 2y. Sonra yine 3'üm var. E, ikinci iş, üçüncü işaretim artı olacak. Artı üç. Bu sefer birinciyi aynen yazıyorum. X ikincinin neyini alıyorum? Karesini. Bak parantez karesini alacağım unutma. Sonra eksi ikincinin küpü. 2Y'nin İki küpü nedir? 8Y küp. Şimdi düzenlenmiş halinde yazayım bu soruluk. Ne oldu? X küp ilki. Şu eksiyle şu eksinin çarpımı ne yaptı? E, durun, durun, durun. Burada hata yaptım. Şu Şuradaki işareti bu belirliyor arkadaşlar. Burası artı. Şununla şunun çarpımı ne olacak? Eksi. Yani ikincinin işareti eksi olacak. Takılmayın oraya. 3 ile 2'yi çarptığım zaman 6x kare y yaptı. Buranın işaretinin ne olduğunu biliyorum ben. Artı olduğunu biliyorum. Ee, bunları çarptığım zaman ne yapıyor? Bakın karesinden 4y kare geliyor. 3 ile çarptığımız zaman ne geldi? 12x y kare oldu. Eksi 8y'nin küpü var. Şimdi x artı 1'in küpü. Biraz şuradaki yaptığımızın işaretlerin artı olanı. Direkt yazıyorum. x küp artı 3x kare artı 3x artı 1. Bunları bil. Bu çok çıkacak. Hadi en aşağıdakini yapıyorum şimdi. x küp. İşaret eksi ise burası eksi olacak. 3'ü koyacağım. x kareyi koyacağım. İkinciyi de çarpacağım. Bak çarpı 2'yi yazmıyorum. Çarparak yazdım. 6 oldu. Sonra geldim buraya. İşaretim ne olacak? Artı. 3 çarpı x çarpı bunun karesi şimdi. Bunun karesi ne? 4. 3 ile 4'ü çarptım. Burayı neye dönüştürdüm? 12'ye. Sonra ikincinin küpünü aldım. Eksi 8. Bu. Tamam mı? Hadi bakalım. Şimdi 36, 37 ve 38. soruları çözüyoruz. Sonra bıyıklılara doğru yelken açacağız. Olduğuna göre x eksi y farkı kaçtır? İncele şimdi bak. x küp var, 3 var. y küp var, 3 var. Ee, evet bunları birleştirdiğinde x eksi y'nin bir şeyinin açılımı olmuş olacak. Şimdi bakın x eksi y'nin küpünün açılımını düşün. Neydi x eksi y'nin küpünün açılımı? x küp eksi 3 x kare y artı 3 x y kare artı y küptü değil mi? Bak x küple eksi 3 x kare y var bak şu kısmı var. Burada burada ne var? Şunun işaretini yanlış koymuşum yine. Şunun işareti Yanlış. Eksi artı eksi diye gidecek. Şu eksi. Bak burada da sondaki ifadenin eksiyle çarpılmış hali var. O zaman bunu eksiyle çarpıyorum. Burası artı burası da eksi. Sonra bunları alt alta topluyorum. Topladığımda başa x küpü yazıyorum. Sonra bunu da yazıyorum. Eksi 3x kare y yazıyorum. Sonra şunu yazıyorum bak. Artı 3x y kare eksi y küp. Sağ taraftakileri de topladığımda eksi 8 yaptı. E Burası neyin açılımı şimdi? X eksi Y'nin küpünün açılımı. Karşı tarafta eksi 2'nin küpü. X eksi Y eksi 2. 36. sorumuzun doğru cevabı A şıkkımız olmuş oldu. Tamam mı? Yani şimdiye kadar bu formüllere aşina değilsen bir tık zorlar. Ama ezberleyeceksin. Başka şansın yok. Tamam mı? Ama şimdiye kadar bir kez, birkaç kez 10. sınıftan falan hatırlıyorsan bunları çok da zorlanmazsın. Şimdi x artı y'yi vermiş. x çarpı y'yi vermiş. x küp artı y küp soruyor. İki şekilde çözeceğim. Şimdi x küp artı y küpün biz ne olduğunu biliyoruz. x artı y çarpı x kare artı eksi x y artı y kare olduğunu biliyoruz. Yani iki küp toplamı formülünden çözebilirim soruyor. Şimdi ne var burada? Çözdük zaten bunun benzerini. Buraya 5 yazarım. Sonra x çarpı y yerine de 5 yazarım x kare artı y kare lazım diye her iki tarafın karesini alırım burada. Ne gelir? x kare artı 2xy artı y kare eşittir 25 yapar. Bak x çarpı y 5'ti. Hop bunların yerine 5 yazarsam 2 ile çarpınca 10 yapar. Karşıya atarım. x kare artı y kare eşittir 15 olur. Hop bunun yerine de 15'i yazdım. 15'in 5'i gitti 10. 5 ile çarptım 50. Ama bu soruyu buraya zaten önceden çözdük. Buraya koymamın sebebi bir şey anlatmak. Şimdi dikkat et. Bana bana şunun açılımını söyle şimdi. X artı Y'nin küpünün açılımını. Hadi benim bana sen yazdır ki formül aklına kazınsın. X küp Artı ise hep artı olacak zaten. 3 var başında. X'in karesi çarpı Y. Yine 3 var. Bu sefer X çarpı Y'nin karesi artı Y küp. Şimdi dikkat et. Burada X küp artı Y küp var mı? Var değil mi? O zaman şunları bir karşıya atayım bakayım ne oluyor x artı y'nin kübü eksi tamam mı? Hatta onları da eksi olarak şöyle yazalım. 3 x kare çarpı y artı 3 x çarpı y kare diye yazayım. Yani eksisi başında kaldı. x küp artı y küpe eşitmiş burası. Şimdi dikkat et. Şunlarda ortak parantezi alacağım. Neler ortak bunlarda? 3 x y'ler ortak. Bunun üçünü aldım. X'inin birini aldım. Y'sini aldım. X'i kaldı. Üçünü aldım. X'ini aldım. Y'sinin birini aldım. Artı Y. Başında ne var? Eksi var. Burada ne var? X artı Y'nin küpü. Bak X küp artı Y küp için yeni bir formül oluştu. Eğer bunu kullanırsan bu soruyu daha hızlı çözersin. Yani X küp artı Y küp için yeni bir formül çıkardık ama uzaydan gelmedi. Tam kare açılımında şu üçlü olanları karşıya atıp Paranteze aldım sadece. X artı Y kaçtı? 5. 5'in kübü 125 yapar. X çarpı Y de 5. E burası da 5. 5'te 5 ile 5'i çarptım 25. 3 ile çarptım 75. Eksi 75. 125'in 75'i e gitti 50. Sorumun cevabını yine buldum. Yine buldum. Kaçar mı benden? Haydi bakalım. Geldik. 38. sorumuz. Biraz uzun 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 da olmadı ya. Çok da uzun değil. 50 dakika falan oldu herhalde. 38. Diyor ki x küp eksi 3x kare falan falan çözdük benzerini arkadaşlar. Dikkat et sadece. x eksi y'yi istiyor. Bak x küpü gördüm 3'ü gördüm. Y küpü gördüm 3'ü gördüm. x eksi y. Şimdi taraf tarafa çıkarınca olay bitiyor bak. O çözdüğümüzün çok benzeri. Artı eksi eksi. Bak z'ler götürdü. Yan yana yazılmış halini yaz bunu şimdi. x küp eksi 3x kare y Sonra şunu yazıyorum önce sırası bozulmasın diye. Yoksa bir şey fark etmez. Artı 3 x y kare eksi y küp. Bak karşı tarafta z'ler götürdü. Eksi 8. Aslında cevabı bile aynı oldu. Bu neyin açılımı şimdi? x eksi y'nin küpünün açılımı eşittir. Eksi 8. Eksi 8 2'nin küpü olduğu için. Eksi 2'nin küpü olduğu için. x eksi y'miz eksi 2. 38. sorumuzun doğru cevabının da d şıkkı olduğunu bulduk efendim. Evet. <laughs> Çarpanları ayırmanın ikinci videosunun da canına okuduk. Şimdi böyle çarpanları ayırmada şekilli şükürlü soruları yapamıyorum diyorsunuz ya. Tamamı şekilli soruların yani klasik sorularından çözdük zaten. Tamamı neredeyse şekilli olan bir tane sadece klasik sorumuz var. Ama o da sınavda sorulmuş bir sorunun benzeri. 9 tane en pala bıyıklarından soru çözeceğiz. Hadi sonraki videoya bekliyoruz efendim. Bay bay.